Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hiç lafı uzatmayalım. Bu hafta yorumlarda da birçok kez istediğiniz benden RockShox'un Recon RL Solo Air maşasını inceliyorum. Markadan bahsedelim arkadaşlar. RockShox bildiğiniz üzere SRAM markasını. SRAM'dan bahsetmek gerekirse de 1987 yılında Stan Day tarafından kurulmuş bir firma. RockShox bunun alt firması ve tamamen bisiklet amortisörleri, bisiklet sönümleyici elemanları üreten bir firma. Maşanın fiziksel özelliklerine geçtiğimizde biliyorsunuz bu maşalar lower leg ve upper leg olarak ikiye ayrılıyor. Lower leg yani alt ayaklar daha önce RockShox'un Revolution modelinde de kullanılmış olan magnezyum alt ayak, klasik bir alt ayak kullanılmış. Üste yani tüplerin olduğu bölüme geçtiğimizde anodize edilmiş siyah görünümlü, gayet görüntüsü de çok estetik duruyor. Siyah çelik kullanılmış. Hemen shaft borusuna geldiğimizde shaft borusu ise 1.8 ölçülerinde alüminyum bir shaft borusu kullanılmış. Bunun haricinde benim kullandığım üzerinde disk fren takmak için post mount yerler var ve şuna dikkat edin, bu maşayı alırken iki versiyonu var. Sokma mil yani true axle'lı, bir de benimki gibi quick release kullanacaksanız quick release'lı versiyonu. Kullanım özelliklerine geçtiğimizde ise arkadaşlar maşamız yine iki bölümden oluşuyor. Sağ taraf havalı yani solo air dediğimiz bölüm ki bu yaylanmayı sağlıyor. Sol taraf ise damper denilen, bu da sönümlemeyi sağlayan bölüm. Üzerlerinde çok basit şekilde ayarları var. Sağ taraftaki bölümde kompresyon ayarıyla sertliğini kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta yine kapak sayesinde kolayca kapağını açıp İçine havayı basabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği de bu maşanın altında şurada görmüş olduğunuz rebound ayarı. Yani maşayı hızlı şekilde yere bastırdığında geri tepmesinin hızlı veya yavaş olmasına göre ayarlanabilecek bir ayarı var. Ayrıca maşanın üstünde kullandığınız kiloya göre ayarlamanız gereken optimum hava basınçlarını da kendisi veriyor zaten. Son olarak arkadaşlar, maşamız 29 inçe göre travel mesafesi 100 milimlik bir maşa. Ağırlığı 2020 gram civarında, normal, ne çok hafif ne çok ağır, orta şekerli bir maşa. Fiyat da yine aynı şekilde Türkiye'de ben bulamamıştım o zaman, ama Türkiye'deki fiyatlar tabii ki de daha fazlaydı. Bikein.com'dan aşağıya da linkini atıyorum. Bikein.com'dan satın aldım. 1200 lira gibi bir fiyatı vardı. Vergileriyle beraber 1450 lira gibi bir fiyata ulaşıyor. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.